Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda stres konusuna temas edeceğiz. Stresten nasıl kurtuluruz? Bu kelime yabancı bir kelime. Ruhi bunalım, sıkıntı, darlık bu gibi manaları ifade etmekte. Ve 1980'li yıllardan sonra Türkçe'de daha sık kullanılır olmaya başladı. Ve artık günlük hayatta insanımız bunu rahatlıkla kullanıyor. Türkçe kelimeleri kullanır gibi stres kelimesini de kullanıyor. Önceden belki bu kadar stres yoktu. Ondan dolayı bu kelime de fazla duyulmuyordu. O da düşünülebilir. Teknoloji yanında stres de getiriyor. Bir takım bunalımlar getiriyor. Ve günümüz insanı o kadar da mutlu, o kadar da huzurlu değil. Herkesin kendine göre bir takım sıkıntıları, bir takım dertleri var. Stresten nasıl kurtuluruz? Ben bunu bir ayet-i kerimeden cevaplandırmaya çalışacağım. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ele inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Dikkat edin. Allah'ın veli kulları için ne bir korku vardır ne de üzüntü. Onlar korkmazlar ve üzülmezler. Ellezine amenu ve kanu yettagun. Onlar iman etmiş ve günahlardan sakınan kimselerdir. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahire. Dünya ve ahirette onlar için bir müjde vardır, mutluluk vardır. Değerli izleyenlerim, bu ayet-i kerime stresten nasıl kurtulabileceğimize dair çok güzel mesajlar ihtiva etmekte. Allah'ın veli kulları, yani Allah'ın seçkin, Allah'a kul olan, Allah'a ibadet eden kimseler, bunların dünyasında stres yok. Yani ne lüzumsuz bir korku var, ne de lüzumsuz bir endişe var. La havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlara bir korku yok ve onlar üzülmezler. Stres dediğimiz olay da korku ve üzüntüyle çok yakından alakalıdır. Bir insan bazı şeylerden korkuyorsa strese girer. Diyelim üniversite imtihanlarına hazırlanan bir delikanlı kazanamama korkusuyla strese girebiliyor ve rahatını, huzurunu kaçırabiliyor. Ticarette olan bir insan ya iflas edersem korkusuyla yine huzurunu kaçırabiliyor. Daha bunun gibi diyelim bir savaş halinde ya ölürsem ya yaralanırsam gibi endişeler insanları strese sokabiliyor. Demek ki korku en büyük stres sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası da üzüntü. İnsan ulaşamadığı şeyler olur. Ulaşmak isteyip de ulaşamadığı şeyler olur. Bundan dolayı üzülür. İnsan bir takım hastalıklardan üzülür, musibetlerden üzülür. Ama Kur'an-ı Kerim bize öyle anlatıyor ki Allah'ın seçkin kulları için ne bir korku var ne de üzüntü. Yani başka insanların korktuğu durumlarda onlar korkmazlar. Başkalarının üzüldüğü yerlerde onlar üzülmezler. Ve peki onların bunu elde etmelerinin sırrı nedir? Onlar iman etmiş olan kimselerdir ve onlar takva sahibi, günahlardan korunan kimselerdir. Demek ki iman kuvvetli olursa insan streslerden kurtulur. Ne gibi? Bir insan kuvvetli bir şekilde inansa ki bu alem tümüyle alemlerin Rabbinin tasarrufunda ve bundan dolayı bir zerre bile onun izni olmadan hareket etmez. Bir yaprak bile onun ilmi dışında yere düşmez. Böyle olunca acaba bugün deprem mi olur? Acaba şöyle mi olur, böyle mi olur? Bu gibi sıkıntılardan insan kurtulur. Ve bilir ki gerek deprem, gerek fırtına, gerek daha böyle tabii felaket denilen şeyler, bunların hepsinin dizgini Allah'ın elindedir. Bir insan mesela bilse ki her taraf mikrop kaynıyor. Hava, su, yiyecekler, insanın vücudu, her taraf mikroorganizmalarla dolu. İlmen bu böyle. İnsan bundan korkabilir. Bu kadar mikropların arasında ben sağlıklı nasıl yaşayacağım der. Ama işte her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Ve Allah'ın izni dışında hiçbir şey meydana gelmez. Buna inandığı zaman rahatlayacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ buyuruyor. Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. Asker nasıl komutanının emrine göre hareket eder? Göklerde ve yerdeki bütün zerreler ve zerrelerden meydana gelen her şey Allah'ın emriyle hareket etmektedir. Bu durumda insanın başına tesadüfen bir felaket gelmez. Bu durumda yeryüzünde tesadüfen deprem olmaz. Bu durumda
yeryüzünde tesadüfen kasırgalar meydana gelmez. Rüzgarlar rastgele değil, Allah'ın estirdiği yerden eserler. İşte bunlara inanmak insanı rahatlatır. Öte yandan diyelim bir takım ulaşmak isteyip de ulaşamadığı şeyler var. Başına gelen bir takım sıkıntılı haller var. Bunları da yine iman gözüyle değerlendirdiğinde insan sıkıntıya düşmeden değerlendirir ve mutlu bir şekilde hayatını devam ettirir. İşte bahtiyar odur ki ne dünya malından kazandığına mesrur olur ne de kaybettiğine mahzun. Anlatılır ki Bağdat'ta eski zamanda böyle bir yangın oluyor. Tüccarlardan bir tane diyorlar ki efendim sizin de dükkanınızın bulunduğu çarşıda yangın çıkmış. Adam şöyle bir duraklıyor. Elhamdülillah diyor. Ardından ikinci bir haber geliyor. Sizin dükkanınıza bir şey olmamış. Adam şöyle yine bir duraklıyor. Elhamdülillah diyor. Diyorlar ki her iki durumda da elhamdülillah dedin. Bunun sebebi nedir? O da diyor ki birinci defa yangın çıktığını duyduğumda benim dükkanımın da yanması ihtimali karşısında baktım ki kalbimde bir feveran yok. Yani kalbim benim dükkanımda yansa bunun kabule hazır. Yani madem bir felaket olmuş, bağırıp çağırmakla, feryat etmekle bunu önleyecek değiliz. Kalbim rahat. Bu halime şükrettim diyor. Ardından benim dükkanımın kurtulduğunu duyduğumda içimde öyle bir sevinç meydana gelmedi. Yani başkalarının dükkanı yanarken benimki kurtulmuş. Bu durumda içimde derin bir sevinç duymadım. Bundan dolayı da yine elhamdülillah dedim diyor. İşte büyük zatlar bu şekilde yaşamışlar ve bu şekilde hayatlarını değerlendirmişler. Olaylara bu şekilde bakmışlar. Böyle olunca da demişler ki tam bir rıza ve tevekkül makamında hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken ya hilatu ya da kefen narın da hoş, nurun da hoş. Yani Cenab-ı Hak'tan ne gelse hoştur. Cenab-ı Hak cemili mutlaktır. Cemalin aynesi elbette o da güzel olacaktır. Hayat Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bir tecelligahı olduğuna göre hayatın başına da o hayatı veren zattan ne gelse hepsi güzeldir. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El emradu hedaya minallah. Hastalıklar Allah'tan birer hediyedir. İşte değerli izleyenlerim, bir insan kamil imanı elde ettiğinde bu gibi strese sebebiyet verecek durumlardan kurtulur ve kendisini yeryüzünde Allah'ın bir memuru, Allah'ın bir askeri olarak görür. Emir tahtında hareket eder ve inna lillah ve inna ileyhi raciun der. Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz ve o şekilde rahat ve huzur içerisinde hayatını devam ettirir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. Başına bir sıkıntı gelse sabreder, sevap kazanır. Bir nimete mazhar olsa şükreder, yine sevap kazanır. Yani demek ki bir mümin her halükarda durumlar ne olursa olsun bunlardan istifade etmesini bilir. Her halükarda vaktini değerlendirir ve bunun neticesinde o dünya hayatında da adeta küçük bir cennet hayatı yaşar. Hatta velev zindanda bile olsa iç aleminde o cennettedir. Bunun zıttı olarak da kafir olan bir kimse velev sarayda da yaşamış olsa zindandadır. Şu dünyada da cennet hayatını yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin duasıyla bugünkü programı bitiriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.